Evet efendim, programımızın bu bölümünde Tanfer Hastanesi'ndeyiz ve konuğum hastanenin kurucusu, Tanfer Grup CEO'su, diş hekimi Doktor Sayın Nihat Tanfer hocamız. Kendisiyle diş eksikliklerini ve en önemlisi de artık size implant yapılamaz denen hastalar için çözümleri ve tedavileri konuşacağız. Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim Ömer'cim, gayet iyiyim. Tanfer Hastanesi'nden ilk defa böyle bir yayın başlıyor ve o seninle başlıyor. Onun için hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böylesine güzel bir hastanede bizi ağırladığınız için hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. Diş kayıplarının nedenleri nelerdir? Şimdi diş kayıpları deyince önce bizde en önemli konu bakım hatası ve ihmal. Şayet ihmal varsa dişi kaybetmemek mümkün değil. En ufacık bir çürük olduğunda veya bir diş eti rahatsızlığı olduğunda biz hemen doktora gitmiyorsak, hemen buna bir çözüm üretmiyorsak o zaman diş kayıpları oluyor. Ve bu diş kayıplarına bağlı olarak da sonradan farklı tedavi yöntemleri uygulamak zorunda kalıyoruz. Türkiye'de siz ilk implantı getiren hekimlerden birisiniz. Yani neredeyse 35-36 sene oldu. Şunu merak ediyorum hocam. İmplant kimlere uygulanmalı? Hangi bölgeler için uygun? Şimdi implantoloji ilk başladığı yıllarda 1985'te önce olmaz denen, yapılamaz denen, sonra çeneden tutmaz ve ağza düşer bir uygulama kabul edilirken bugün artık neredeyse her sokak başında implant yapan bir diş hekimi arkadaşımızın olduğunu görmekten ben büyük bir keyif ve mutluluk duyuyorum. Niye? Çünkü implantoloji bana göre dünyada diş hekimliğinin en son gelişim noktalarından bir tanesidir. 1976'da başlayıp günümüze kadar devam eden bir uygulama. Özellikle azılar bölgesindeki kayıplarda biz implantolojiyi öneriyorduk. Şimdiki gibi değil. Şimdi en ufacık bir problemde çekelim yerine implant yapalım deniyor ki bana göre hatalı. İmplantın esas amacı azılar bölgesindeki kayıplarda sabit bir protez yapmak için eskiden hareketli protezlerle yola devam ediyorduk. Ama implant bize orada sabit protez imkanını veriyor. Şimdi bu sabit protezlerin insan sağlığındaki büyük avantajını tabii ki tartışmıyoruz. Çok büyük avantaj. Ama implantolojinin kullanma oranı ve çizgisini de çok iyi belirlemek lazım. Bu da nedir? İhtiyacı olan yerlerde implant yapmak, İhtiyacı olmayan yerlerde hastanın kendi dişleri varsa onlardan istifade edip onları kullanmak. Benim hekimlik anlayışım ve prensibim bunun üzerine gidiyor. Yıllardan beri de hiç değiştirmedim. Yani sırf fantazi olsun diye dişi çekip yerine implant yapmak sağlıklı bir uygulama değil. İhtiyaç varsa, boşluklar varsa o zaman implantı uygulamak dünyada diş hekimliğindeki en önemli vizyoner olaydır diye düşünüyorum. En zor gruplardan bir tanesi de implant yapılamayacak hastalar. Şimdi insanlar ekonomik durumlarını ayarlıyorlar, artık işlerini de ayarlıyorlar. Hekime gidiyorlar. Hekim diyor ki ama artık size yapılamaz. Neden? İşte kemiğiniz erimiş. İşte bunun için de yine yaklaşık bir 6-7 yıl önce Türkiye'ye siz yine bir ilke imza atarak box tekniği getirdiniz. Dolayısıyla implant yapılamaz denen hastalar için çözüm nedir? Şöyle, tabii seneler ilerledikçe herkesin implant yaptırma arzu ve ihtiyacı daha çok ortaya çıktı. Ve herkes implantın büyük bir konfor ve rahatlık olduğunu duydu. Fakat ne yazık ki bazı çene kemik yapısı implant yapmaya müsaade etmiyor. Nedir? Büyük diş çekimlerinden sonra veya diş eti hastalıklarından sonra ciddi bir kemik kaybı ortaya çıkıyor. Kemik kaybı alt çenede ortaya çıkarsa sinire yakın olduğu için implant yapılamıyor. Üst çenede azılar bölgesinde ise sinüsler olduğu için gene implant yapılamıyor. İşte o zaman ortaya 7-8 sene öncesinden başlayan bir uygulama çıktı. Nedir bu? Bu da box teknik. Polilaktik asitlerin ağırlığıyla hastanın vücudundan herhangi bir şekilde kemik almadan implant yapılamıyor denen bölgelere 3 boyutlu kemik yapıp ondan sonra implant uygulamasını yapmak.
Box tekniğin avantajlarını hakikaten son geçen 7-8 senede biz uyguladığımız hastalarda, yani Avrupa'nın ve dünyanın herhangi bir bölgesinde implant yapılamaz, herhangi bir protez uygulaması yapılamaz, ancak damak protezini takarsın diye anlatılan hastalara sabit protez yapınca o hastaların mutluluğunu ve huzurunu ve keyfini görmekten dolayı biz de çok mutlu oluyoruz gerçekten. Ve 7-8 sene oldu işte, 2012'de başladık, neredeyse 7 sene bitti, 8. seneye gidiyor. 600'ün üzerinde vaka yapıldı, başarı oranı yüksek ve hastalarımız da son derece huzurlu ve mutlu. Bu tabii ki 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan bir olay. Yani eskiden bırakın sabit protezi, implantla başlayan macera, ya implant yapılamaz denen çenelerde bile artık implant yapılır hale getirdi ki bu bana göre bu yüzyılın en önemli, diş hekimliğindeki en önemli gelişmelerinden bir tanesi. Çünkü kemik augmentasyonu dediğimiz kemik yenilenmesi, sana hiçbir şekilde protez yapamayacağı, sabit protez şansın yok denen hastalara tekrar sabit protez imkanı kazandırdı bize. Bu ne demektir? Bu 86 yaşında bir hastanın gelip ben sabit protez istiyorum deme lüksüne sahip olması demektir. Bu 83 yaşında bir hastanın ben sabit protez istiyorum ama çene kemiğimde yer yok, imkanım yok, bana implant yapılamıyor, ne olur bana implant yapın deme lüksüne sahip olması demektir ki bu gerçekten bana göre herkesin sıkıntısı neredeyse canı oradadır denen olay gibi, yemek yiyemeyen, çiğneyemeyen, koparamayan veya zamanında bunları yapıp da şimdi günümüzde yapamıyor pozisyonda olan hastalar için çok önemli bir gelişim. Hocam, dünyanın her yerinden size hastalar geliyor. Aynı zamanda bu programda dünyanın her yerinden izleniyor. Dolayısıyla hakikaten iki tane büyük markayı birleştirmiş oluyoruz programımızda. Şimdi bu box teknik neden yaygın olarak dünyanın her yerinde yapılamıyor? Avrupa'da bile bir ülkede yapılıyor, İtalya'da, bir de Türkiye'de yapılıyor. Neden? Evet, Avrupa'da yapılıyor, İtalya'da Dr. Menoni yapıyor. Ama tabii her ülkenin kendine göre bir yaşam formasyonu var. Amerika'da yapılıyor, Peru'da yapılıyor, Arjantin'de yapılıyor, New York'ta yapılıyor. Ama şöyle bir şey var, bu bir ekip çalışması. Yani bu ameliyat bir hekimin bir asistanla beraber yapabildiği bir operasyon değil. Neden? Çünkü hastanın bir kere genel anestezi altında veya sedasyon altında en azından olması lazım. İki, 6 veya 7 kişilik bir kadro ile yapılıyor. Bu 6-7 kişinin mutlaka eğitimli ve alışkanlıkları olan bir ekip olması lazım. Yani sadece siz yeni bir asistanla bu operasyonu gerçekleştirmeniz mümkün değil. Çünkü özellikle alt çenedeki operasyonlarda dilin baskısıyla ekartmanın çok iyi olması, hastanın iyi uyutulması, kaslarının gevşek olması. Çünkü zor bir bölgede, özellikle lingual bölgede, dil tarafında çalışılması zor bir operasyon tekniği. İyi organize olabiliyorsanız iyi sonuçları elde edebiliyorsunuz. Tabii bu Avrupa'da ve diğer ülkelerde niye çok fazla tercih edilmiyor? Sebebi şu, bunun için ciddi bir mesai ve emek vermeniz lazım. Ve bunun karşılığında da, bu mesai ve emeğin karşılığında da hastadan çok ciddi bir ücret talep etmeniz lazım. Şimdi bu ücreti İtalya'da talep ettikleri zaman çok yüksek bir ücret. Tabii herkes gidip İtalya'da yaptıramıyor. Ama biz Türkiye'de, Türkiye'nin şartları gereği daha makul mantıklı, aynı malzemeyi daha makul mantıklı şekilde kullanabildiğimiz için o hastaların büyük bir bölümü bize gerek İngiltere'den, gerek Fransa'dan, gerek Almanya'dan, gerek İtalya'dan, ki bakın çok yakında mesela Fransa'dan gelen bir hastaya aynı uygulamayı yapacağız. Tabii bizim hastane arzumuzun, isteğimizin altında da biraz bu operasyonlar yatıyor. Niye? Çünkü genel anestezi altında kendi ortamınızda bu işi uygulamak başka, veya hastane hastane dolaşıp bu hastane olmadı, bu hastane burası gibi uygulamalar daha zordu. Şimdi çok daha kolay, kendi yerimizde hastalarımıza
daha makul şartlarda bu imkanı sunma şansına sahip olduk. Şimdi az önce söylediniz ya, hani anestezi ile ilgili hemen aklıma şu geldi. Dişçiden korkan bir grup var. Vallahi ben de çok korkuyorum. Dolayısıyla böyle mümkün mertebe gitmemeye çalışıyorum, itiraf edeyim. Ama sizin bunun içinde bir çözümünüz var. Dolayısıyla çok korkan hastalar için ne tür bir çözüm üretiyorsunuz? 16 implantı biz 8 üst çenede, 8 alt çenede, burada genel anestezi altında tek seansta 1 saat gibi bir süre içerisinde yaptık. Hastamızı uyandırdık, odasında kaldı, o geceyi de orada geçirdi ve ondan sonra da gitti. 16 implantın 16'sı da bitti. Şu anda hasta ülkesine dönmüş vaziyette. Bu korkanlarda olduğu gibi esas zaman sıkıntısı olan hastalarda da çok büyük avantaj sedasyon veya genel anestezi. Neden? Çünkü yurt dışından özellikle gelen hastalar Türkiye'de çok uzun zamana sahip olamıyorlar. Veya izin süreleri veya işleri gereği zamanları maksimum bir hafta veya 10 gün oluyor. Daha fazlaysa bile yaşadıkları şehirlerinde, eski yaşadıkları şehirlerinde veya akrabalarıyla zaman geçirmek istedikleri için bu operasyonlara ayıracakları süre maksimum bir hafta oluyor. Şimdi genel anestezide de bunu yaptınız mı? Bir gün içerisinde 16 tane implantın olayı bitmiş oluyor bir seferde. Bu büyük bir avantaj dediğiniz gibi. Bir de o korku fobisini, o korkuyu üzerinden atıyor hasta. Neticede geliyor, elinin üstünden bir iğne yapılıyor. Ondan sonra en rahat ve konforlu ortamda bu işini bitirmiş oluyor. Şimdi bu avantajı yurt dışından gelen, özellikle uzak ülkelerden gelenler için biz burada kullanıyoruz. Tabii artan zamanında da bu işlemden sonra işin turistik tarafı kalıyor. Arzu ettiği yerlere gidebiliyor, gezebiliyor. Postop çok fazla şikayeti olmuyor operasyon sonrası. O zaman geçici protezlerini yapıyoruz. O zaman yiyebildiği, arzu ettiği şeyleri yeme şansına sahip oluyor. Söylemek istediğim şu, genel anestezi, hastane ortamı ve sedasyon günümüzde ağız diş sağlığı konusunda hastalara verilen büyük bir konfor. Hocam gerçekten Avrupa'nın, dünyanın ne bileyim bir yerinden kalkıp buraya ulaşmak, hani ben bir muayene olayım dolayısıyla ne işlem yapılacak, ne kadar mal olacak demek bir hayli zor. Hatta Türkiye içinde zor, hatta İstanbul içinde bile zor çünkü zaman çok kıymetli. Dolayısıyla internetten faydalanarak izleyicilerimize yaklaşık olarak neler yapılacak ve maliyeti nedir? Bu konuda bilgi verebiliyor musunuz? Şimdi bakın, bizim şöyle bir avantajımız var. Yani Tanfer Sağlık Grubu'nun bünyesinde Çince hariç bütün lisanların konuşulduğu bir bölüm var. Yani Çince ile Japonca yok. Çünkü Çin'den ve Japonya'dan şu anda hastamız yok. İleride Çin'den ümit ediyoruz inşallah. Çin'den hastalarımızı da bünyemize katacağız. O zaman bir tercümanımız da Çince tercümanımız olacak. Ama bütün lisanlarda konuşuluyor. Rusçasından, işte Arapçasından aklınıza ne geliyorsa. Şimdi bu büyük avantajı bir kere önce hasta bize yazarak elde ediyor. Yani diyor ki benim şöyle şöyle bir problemim var. Bütün sosyal medya ve internet hastaların emrine amade. Onun üzerine derhal geriye dönülüyor kendisine. Ne istiyorsunuz? İşte nedir? İşte diş veya estetik veya başka bir şey. Diş istiyorsa nedir? Bir kendisinden panoramik röntgen isteniyor. Ha, ben bazı ülkelerde mesela panoramik röntgen çektiremiyor. İngiltere'de mesela çok zor. Çektiremiyor. Ama Almanya'da çektiriyor, Fransa'da çektiriyor, Rusya'da çektiriyor. Sıkıntı nedir? İşte benim eksik dişlerim var. İmplant istiyorum, dişlerimi yaptırmak istiyorum. Kendisi o röntgeni çektirip bize gönderiyor. Hiçbir şey yapamasa ağız içinin fotoğrafını çekip gönderiyor. Kemik yapısını bilmiyoruz. Biz o formata göre kabaca röntgeni varsa daha realistik, röntgeni yok fotoğrafı varsa kabaca bir planlama yapıyoruz. Diyoruz ki size şu kadar şu kadar implant yapılır, şu kadar eksik dişiniz var, şu kadar da üzerine porselen, zirkonyum veya metal porselen diş yapılır. Bunun ortalama fiyatını da kendisine bildiriyoruz.
Ha burada nedir değişen? Şu değişebilir. Geldiğinizde kemik kaybınız çok fazla olabilir. Gönderdiğiniz röntgendeki netlik bizi yanıltabilir. Burada yeniden röntgen çekiyoruz. Gerekirse tomografi alıyoruz. Ve ondan sonra diyoruz ki hastaya bakın sizin rakamınız 1 liraydı ama 80 kuruş tuttu veya 120 kuruş tuttu gibi. Böyle rakamları %20 veya %15 farkla bir şekilde açıklıyoruz. Ve ondan sonra da hasta da bütçesini biliyor ve bütçesi o bütçeye göre de hareket ediyor. Peki hocam, hastalara, yani size tedaviye gelecek hastalara sağlık turizmi açısından destek olabiliyor musunuz? İşte otel, havaalanı transferi gibi mesela. Şimdi biz bu konuda çok profesyonel ve organize bir yapıya sahibiz. Bir kere gelmek isteyen hastalarımızı havaalanından, İstanbul Havaalanı'ndan veya diğer havaalanından kendimiz alıyoruz, karşılıyoruz. Otelini ayarlıyoruz, transfer ediyoruz. Otelde kalmak istiyorsa. Ha yok, otelde kalmak istemiyorsa hastanedeki odalarından bir tanesini hazırlıyoruz. Geliyor, tahlilleri yapılıyor. Biz bütün hastalarımızda büyük ölçüde yaparız. Ve oteldeyse otel, hastane veya klinik arasındaki transferi yapıyoruz. Ve onun dışında da işi bittikten sonra giderken tekrar hastamızı gönderiyoruz. Yani oteli organize ediliyor. Transferi organize ediliyor. Arzu ederse kendisine turizmle ilgili yapabileceği destek veriliyor. Yani ben şu ailemle geldim, şurada yemek yemek istiyorum. Onun da rezervasyonları yapılıyor. Yani bunu hazırlayan bir ekip, bir kadro var. Daha da başka yapabileceğimiz hiçbir şey olmuyor. Yani hastanın bütün arzularını iyi kötü, %100 değilse bile büyük bir bölümünü karşılamış oluyoruz. Hocam, bu box teknikle ilgili biliyorum ki çok vaka var. Neredeyse 1000'e yakın vaka yaptınız bu 6 senedir. Dolayısıyla bize aklınıza gelen böyle hoş hasta öykülerinden anlatabilir misiniz? Şimdi bir kere benim için en hatırımda kalan vakalardan bir tanesi bizim Podgorica'dan gelen bir hastamız vardı bundan 6 sene evvel. O hastamız Almanya'da bir ameliyat geçirmiş, kalçasından kemik alınmış ama belirli bir süre sonra o kemikler ağzına düşmüş, olmamış, tutmamış. Ve kadıncağız İtalya'ya gitmiş. İtalya'daki doktorla, Menoni ile konuşmuş ve rakamlar çok yüksek ve afaki gelmiş. Ondan sonra bir şekilde beni bulmuş. Oğlu da tıp fakültesindeydi, son sınıfta o zaman, şimdi İsviçre'de doktorluk yapıyor. İrtibatımız halen devam ediyor. Ve bize geldi. Kadın ağlayarak, genç de bir kadın, 44-45 yaşında o tarihte. Ve ağlıyor. O dönem tabii eski Yugoslavya'nın parçalanma dönemi. Çok sıkıntılı günler yaşamışlar. Şimdi Montenegro olarak hayata devam ediyorlar. Ve o sıkıntıların sonucunda kadın zaten genç yaşta, dişsiz, sosyal hayatı bitmiş. Ağlayarak geldi. Ben hiçbir hastama, hiçbir doktor daha doğrusu ameliyatla ilgili garanti vermez. Fakat kadın o kadar dramatik ve üzüntülü bir haldeydi ki ben de onun o haline karşılık hiç üzülmeyin dedim. Ben size sabit protez yapacağım. Ve itimat ettiler, inandılar ve ben ameliyatlarını yaptık. Box teknik yaptık. O arada implantlar yaptık. Bir kısmını sadece box teknik yaptık. Bekledik. 6 ay sonra diğer implantları tamamladık. Sonucunda 9-10 ay sonra hastaya sabit protez yaptı. Ve bu sabit protezler ağzına takıldıktan sonra kadına dedim ki nedir hayatta en büyük arzunuz? Ben dedi elma ısırmak istiyorum. Bir de elma verdik. Onu da ısırdı. Ondan sonra o kadıncağızın ağlaması, o kadıncağızın mutluluk gözyaşları, inanın her şeyin üzerinde, işin maddi tarafı hiç önemli değil. Ve benim hayatımda bunun gibi bir sürü vaka var ama beni etkileyen en önemli hasta profillerinden biridir. Sonra oğlunun düğünü oldu, bizi Podgorica'ya davet etti. Çok güzel bir hafta orada bizi ağırladılar. Ve gösterdikleri yakınlığı da hiçbir zaman unutmam.
Sonra dişleri yapıldı. Şimdi hala sosyal medyadan bana fotoğraflarını gönderiyor. Gayet mesut, el sallıyor falan. Şimdi bu tabii bir hekimin hayatta en önemli ödülü olarak düşünüyorum. Yani eksik olan bir şeyi, bu tabii bizim yaptığımız bir beyin cerrahisi veya bir kanser operasyonu değil ama insanın demin de dedim ya, problemi neredeyse o problemin çözülmesinden dolayı duymuş olduğu huzur, keyif ve mutluluk bir hekime verilen en büyük ödül. Ben de böyle birkaç tane bir sürü veya ödülüm olduğu için bu mesleği ekibimle beraber devam ettirmekten büyük haz ve keyif duyuyorum. Nihat Hocam, bana verdiğiniz değerli bilgiler için ve zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Ömerciğim. Ben teşekkür ederim. Beni TV8 Avrupa kanalıyla buluşturup buradan hastalarımıza ve dostlarımıza bu mesajı iletebildiğim için.